Şimdi İstanbul Fuarı arkadaşlar şu anda devam ediyor. İstanbul Fuarı'nın iptal edilmesiyle ilgili bir şey söz konusu değil. Bunu açıklıkla burada söyleyeyim. Herhangi bir Türkiye'de sektörün kendi başına fuar iptal etme gücü de şu anda yok. Onu da söyleyeyim. Bu herhangi bir şekilde tekstil sektörü olur, mücevher sektörü olur, ayakkabı sektörü olur, ıvır zıvır sektörü olur. Hiçbir birlik başkanı, hiçbir birlik, hiçbir fuarcı ben fuarımı iptal ediyorum cesareti gösteremez Türkiye'de. Bunu da bilin. Bu tamamen bir hükümet kararı. Tamamen bir strateji. Dolayısıyla burada hükümetin büyük pencereden bakıyor olaya. Yani biz Mart 19 fuarını yaparız. 2000 tane firma katılırız. İçeriye bir tane sinek bile girmez. Kimsenin umurunda değil. Bunu ilk önce böyle bir bilin. Bu dünyaya verilen mesajla alakalı bir. Türkiye'nin turizmiyle alakalı iki. Türkiye'nin şu anda koronavirüsünden dolayı kaynaklanan ve Çin'le olan ticaret savaşından dolayı fırsatı artıya çevirme gücüyle alakalı üç. Onun için böyle aklınızdan bu Türkiye fuarı iptal edilmeli, Türkiye şöyle olmalı, işte bunlar da müşteri gelir mi falan filan diye düşünüyorsanız bunu kendiniz bireysel olarak küçük mikro bazda hiç düşünmeyin. Bu başkanlar konusu olarak konuşuldu. Bu sektör başkanları konuştuk, bakanlar konuşuldu. Biraz sonra saat 12'de burada Ticaret Bakanı'yla Türkiye'nin bütün ulaşım sektörlerinin toplantısı var. Şu anda dünyada malı ulaştırmayla ilgili sıkıntı başladı. Şu anda Baltık referansı vardır, gemi taşıma referansı. Bu referans iyice yükselmeye başladı. Gemi taşımacılığı fiyatları 2008'den beriki en yüksek rakamlarına gitmeye başladı. Çünkü gemi bulunmuyor şu anda. Yani Çin'e gidenler Çin'de kalıyor, dışarı çıkamıyor. Çin'den gelen Çin'e götürecek mal olmadığı için götüremiyor, ortalık karışmış durumda. Onun için biraz sonra burada Devlet Demiryolları gemicilik şirketleriyle ilgili saat 12'de toplantı var. Onun için dünyada bir sürü şey karışmış durumda. Yani yarın bir yere ihracat yaparken birden o uçak kargosunun çalışmadığını görebilirsiniz. Bunlara falan hepsine hazırlıklı olun. Onun için diyorum nakit akışınız çok önemli. Bu dengelere çok dikkat edin. Dolayısıyla İstanbul Fuarı ile alakalı 19 günümüz var. Bizim çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Şu anda 600'e yakın etrafımızdaki odadan yer aldık. Bunlarla ilgili yaklaşık İtalya'da konular çıkana kadar neredeyse doldurmuş bitirmiştik. Fakat İtalya'da bu olay gelişmeye başladıktan sonra işin rengi değişmeye başladı. Yani Çin'de olmuş kimsenin umurunda değildi. İran'da olmuş kimsenin umurunda değildi. Diğer 45 ülkede nerede çıkarsa çıksın olmuş değildi. Fransa'da bile çıktı 12-13 kişi, hepsi tedavi edildi. Fakat İtalya şu anda en hızlı şekilde hasta sayısının arttığı yer. Dolayısıyla İtalya'da hiç kimse hayal edemiyordu ya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde böyle bir şey olmayacak diye. Ve maalesef bizi yurt dışından da arayan insan sayısı artmaya başladı. Onlar da merak ediyorlar ne olacağını. Latin Amerika'da yaklaşık 6 tane ajansla, 7 tane ajansla çalışmaya başlamıştık. Latin Amerika bölgesi, Amerika bölgesi, İspanya bölgesi, Rusya, Vietnam, Pakistan, Orta Doğu ile ilgili ajanslarla çalışıp müşterileri toparlıyorduk. Hatta bir elemanımız Dubai'deki yaklaşık 2 aydır Orta Doğu'da bütün ülkeleri tek tek gezip müşterilere işte biz buyuz, Türkiye'yiz, gelin bizden alın diye buna uğraşıyorduk ve çok iyiydi. Şu anda hala iyi. Gelici sayısında neredeyse odalarımızda iptaller var ama o kadar fecaat bir iptal falan değil. Yani şu ana kadar aradan bir hafta geçti. Yaklaşık iptal olan sayısı 20-30 tane, 40 tane. Ama diğer sorular var. İran ne olacak? İran şimdi en önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Ne yapılacağıyla ilgili bir sıkıntı var. Orası ortada duruyor. Fakat buralardan uçuş yok. Buralardan ancak uçuşu ya İran Dubai üzerinde ya Azerbaycan üzerinden yapacaklar. Şu anda pasaportlara yasak yok. Uçuşlara yasak var ama pasaportlara yasak yok. Efendim? Kapılar kapalı ama Dubai'ye gidip Dubai'den gelebilir. Dubai belki hala alıyorsa İranlıyı, hala devam ediyorsa bizim gibi değilse veya Azerbaycan'dan geçiyorsa bunlar gelebiliyorlarsa gelebilecekler. Yani dolayısıyla diğer ülkelerle alakalı. Onun dışında herhangi bir Çinli katılımcı şu anda katılmıyor bildiğim kadarıyla. Atilla Bey de burada. Çinli firmalar katılmıyor.
Yani onun dışında kendileriyle de Rotoford'da UBM'le de görüşmelerimizi hep yapıyoruz. Ne olacak, ne bitecek diye. Yani şu anda hepinizin müşterilerinizi davet etme. Hepinize biliyorsunuz bir örnek şablon gönderdik. Davet edin. Bunları herkesi misafirlerinizi çağırın, edin, gidin. Oda konaklamalarını veriyoruz. Oda konaklama talepleriniz varsa tekrar bize bildirin. Yani her firmanın 8 misafir hakkı olmakla beraber siz fazlası da olursa bize bildirin. Çünkü geçen hafta daha pazartesi günü Ticaret Bakanlığı, geçen cumartesi günü Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız toplantıda her şey değişikti. Şöyle bir şey söylediler bize. Uzak Doğu ülkelerinde fuarlar iptal ediliyor. Diğer yerlerde fuarlar iptal ediliyor. O zaman siz onları buraya çağırın. Fuarınız yoksa bile B2B görüşmeler için Türkiye'ye çağırın. Biz bütün masrafları karşılıyoruz diye. Biz de Mücevher İhracatçıları Birliği olarak ek bir bütçede bulunduk. Büyük bir bütçe istedik onlardan ki insanların uçaklarını verelim, misafir olarak ağırlayalım diye. Dolayısıyla 8'in üstünde olan 8 tane firma bildirip daha fazla müşterisi olan firmalarımız varsa bunları bildirsinler. Yani biz 600 odayı doldurup üstüne de ağırlamaya devam edeceğiz. Elbette ki size soracaklar. Daha 19 günümüz var. Şu anda herhangi bir fuarla ilgili sıkıntımız yok. Reklam çalışmalarımız hepsi devam ediyor. İşte Royal Chain'le yaptığımız işbirliğini duyurduk. Herkese söylüyoruz. Onun dışında da diğer misafirlerimizi ajansları konuşaraktan çağırmaya devam ediyoruz. Velhasıl kelam şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok değil mi Atilla Bey? Yani onun dışında ne yapılabilir diye konuştuk sağlık açısından. Yani diğer fuarlara bakıyorlar kendileri. İşte Bangkok'ta giden arkadaşlar var. Nasıl ticaret diye soruyoruz. Bazıları iyi ticaret diyorlar. Daha az ama alıcı müşteriler var diyorlar. Kendilerince önlem almışlar. Giren herkesin ateş kontrolü yapıyorlar. Veyahut da işte her yere dezenfektasyonlarını koymuşlar. Temizliğe, hijyene dikkat ediyorlar. En yakın zamanda şu anda Bangkok'ta olan o. O da bugün yarın bitiyor mu veya bitti mi? 29'unda yarın bitiyor. Yarın bitiyor. Yani oradaki arkadaşlarla da konuşmuşsunuzdur. Ne oluyor, ne bitiyor diyenlerle alakalı. Bir şekilde de devam ediyor. Onun dışında da tabii böyle bir salgın olmakla beraber iş sosyal boyutta da abartılmış durumda. Yani bugün zaten herkes televizyonlarda, radyolarda konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dün söyledi. Yalnızca Amerika'da senede gripten ölen insan sayısı 30 bin. 30 bin kişi zaten normal gripten ölüyor. Dünyada ortalama gripten ölen insan sayısı 150-200 bin senede. Dolayısıyla şu anda bu hastalıkla alakalı 2800 civarında bir ölüm ilan edildi. Ha, buradaki esas konuşulanlar olayın başka boyutlarda olduğu nedir? Çin ekonomisine zarar vermekle alakalı. Tesadüfen İran'da oluyor. İran ekonomisine ve kapılarının kapatılmasıyla alakalı. Sosyal medyada da inanılmaz derecede bunlar konuşuluyor. Onun dışında hiç kimse Fransa'da 12 tane koronavirüsü görüldü ama 12'si de tedavi edildi. Hepsi normal hayatına döndü diye bahsetmiyor. Bugün yaklaşık 45 ülkede görüldü. Ölüm olan yerlerin baktığınız zaman 3-4 ülke dışında pek yok. Onun dışında da ağırlıklı olarak yaş ortalamaları 70 ve üstünde ilk defa dün açıklandı ölenlerin yaş ortalamaları. Yaklaşık ölenlerin yaş ortalamasının %40'ı 70 ve üstünde, 55 ve üstünde yaklaşık %60-70 bu işlerle alakalı. Onun için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hükümetler herhangi bir şekilde olumsuz iptal edebilirsiniz demedikten sonra fuarımız tam gaz hazırlanıyoruz. Sizin tavsiyeleriniz varsa, girişlerde, çıkışlarda başka yapabileceğimiz bir şey varsa Atilla Bey, bu işte şeyi de konuştuk. Yani termal kamera koyalım da adamlara bakalım. Yani olabilir mi bilmiyorum. Onun dışında başka ne olabilir? Tavsiyesi olacak arkadaşlar bir şeyler varsa onu söyleyebiliriz. Onun dışında şu ana kadarki en büyük katılımcıların olacağı fuar çalışmaları tam gaz devam ediyor. Elbette ki böyle pimpirikli insanlar dünyada olacak. Ama onun dışında da ben herkesin geleceğini düşünüyorum. Onun dışında tabii first major bir durum daha var. Hadi Avrupalı biraz daha hassastır da CIS ülkelerindeki cappardır. Onlar için fark etmez böyle şeyler. Fakat dünkü gelişmelerden sonra da Rus coğrafyasıyla ne olacağıyla alakalı bir soru gündemde. Bu paralel olarak bizim yapacağımız hareket tamamen satranca dönmüş durumda. Turizmimize nasıl bir etkisi olacak? O önemli. 8 milyon Rus geliyor. O elinde duruyor Putin'in
göndermiyorum dediği zaman 2015 yılında 100 bin kişi gelmişti onun konuşması durumunda. Böyle bir Antalya ve turizm bölgelerine ticaret yapan arkadaşlar varsa orada bir giyotin duruyor. Onun dışında hadi koronavirüsüyle alakalı dedikodular varken gazetelerde şu anda dünya gazetelerinde Türkiye ile dolaylı olarak savaşta diye haberler çıkmaya başladı. Velhasıl kelam işler ayna gül gül oyna. Bunun içerisinde nasıl ticaret yapacaksak yapmaya çalışacağız. Durum budur arkadaşlar.